Karbonhidrat terimi, hidrate olmuş karbon atomlarından meydana gelen kimyasal bileşikler için kullanılır. Karbon, karbon atomları hidratta hidrate olmak yani suyla alakalıdır. Bu biyolojik moleküller karbonun hidratları oldukları için genel formüllerini şöyle gösterebiliriz. Karbon atomunu temsil eden C, yanına da karbon atomu sayısını temsil eden N diyelim. Ve bunlara karşılık gelen su moleküllerini de hemen buraya ekleyebiliriz. Buradaki N su moleküllerinin sayısı. Su molekülleri ile karbon atomlarının sayısı genellikle aynıdır. Her karbon atomuna karşılık bir su molekülü bulunduğundan oranın 1:2:1 olduğunu söyleyebiliriz. Oran derken karbon, hidrojen ve oksijenin oranını kastediyoruz. Elimizde bu karbonhidrat moleküllerinden bir adet bulunduğunda bunu monosakkarit olarak adlandırırız. Monosakkarit tek bir sakkarit anlamına gelir ve sakkarit de aslında karbonhidratın eş anlamlısıdır. Sakkarit Yunanca'da şeker anlamına gelen bir kelimeden türediği için tek karbonhidrata zaman zaman basit şeker dendiğini de duyabilirsiniz. Ama tüm bunların aynı moleküle verilen isimler olduğunu da lütfen aklınızdan çıkarmayın. Karbonhidrat adını verdiğimiz bu moleküller vücudumuzda ve çoğu canlıların vücudunda inanılmaz ve bir o kadar da yararlı işler yaparlar. Bunlardan en önemlisi vücudumuzun enerji kaynakları olmalarıdır. Evet, karbonhidratlar vücudumuzun enerji ihtiyacını karşılarlar. Vücudumuzun metabolizmasının temel enerji kaynağı glukozdur. Eminim bu terimi daha önce duymuşsunuzdur. Hatta biliyorsunuz diyabeti olan hastalar sık sık kanlarındaki glukoz seviyesini ölçerler. Glukoz 6 karbondan meydana gelen bir monosakkarittir. Buna ek olarak bitkilerin sert hücre duvarlarını da duymuş olduğunuzu düşünüyorum. Bu sertlik polisakkarit oluşturmak için birbirine bağlanmış karbonhidratların sert karbon omurgasından kaynaklanır. Polisakkarit de birden fazla sakkarit anlamına gelir ve bitkilere sertlik sağlayan polisakkaritin adı selülozdur. Selüloz da karbonhidrattır ve bitkilerin hücre duvarlarının yapısal omurgasını oluşturur. Karbonhidratlar arasında benim en çok hoşuma giden 5 karbonlu bir şeker olan riboz. Riboz, RNA'daki genlerin transkripsiyonu sonucu ortaya çıkan moleküllerde bulunur. Şu ana kadar bahsettiğim 3 karbonhidratın isminin sonunda oz olduğunu fark etmişsinizdir. Glukoz, selüloz ve riboz. Oz, şekerler için kullanılan bir son ektir. Karbonhidratları sınıflandırmak için kullanılan 2 tane de ön ek vardır. Bu ön eklerden biri molekülün zincirinde kaç tane karbon olduğunu belirtir. Şimdi size bir gliseroldehit molekülü çiziyorum. Bu en basit karbonhidratlardan biridir ve buna benzer. Buradaki karbonil grubuna bir hidroksil grubu daha eklenirse bu gliserin olarak adlandırılır. 3 karbon ve 3 hidroksil grubu. Ama bu aslında aldehit ve bu yüzden bu moleküle de gliseroldehit adı veriliyor. Aldehit fonksiyonel grubumuzdur. Bu molekülde kaç tane karbon olduğunu sayacak olursak fonksiyonel gruptaki karbonil karbonuyla başlar ve gliseroldehit'te 1, 2, 3 tane karbon atomu olduğunu görürüz. 3 karbonu olduğu için buna trioz ismini vereceğiz. Tri 3, oz da şeker anlamına geliyor. Bir karbon daha eklersek tetroz ismini kullanacağız. Evet, eğer zincirde 4 karbon atomu varsa bu tetroz olacak. 5. karbon eklenirse pentoz, 6.sı için de heksoz ismini kullanacağız. Buradaki hek 6 demek. Az önce bahsettiğim ve vücudumuzun temel enerji kaynağı olan glukoz 6 karbonlu bir karbonhidrattır. Heksoza örnek vermek için de size glukozu çizeyim. Buradaki karbon zincirinde 6 karbon olacak. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 karbon yani heksoz. Glukozun fonksiyonel grubu da gliseroldehit'te olduğu gibi aldehittir. Evet, buradaki fonksiyonel grup aldehit ama peki ya keton olsaydı? 1:2 oranına sadık kalarak bunu keton yapabiliriz ve karşımıza yine popüler olan farklı bir heksoz yani fruktoz çıkar. Bu da karbon, hidrojen ve oksijen atomları arasındaki 1:2:1 oranına sahip başka bir heksoz ama fonksiyonel grubu aldehit yerine keton. keton ya da aldehit olduğunu belirlemek için az önce bahsettiğim diğer örneği kullanırız. Bu yüzden de daha doğru olması için glukozu aldoheksoz olarak isimlendiririz. Aldoheksozdaki aldo, fonksiyonel grubun aldehit olduğu anlamına geliyor. Fruktoz ise, hemen onu da not edeyim, ketohegzozdur. Keto da fonksiyonel grubun keton olduğu anlamına geliyor. İkinci örneği iyice anladığınızdan emin olmak için triyoz olan gliseraldehit örneğine geri dönelim. Bunun doğru isimlendirilmesi de aldotriyoz olacak. Çünkü fonksiyonel grup aldehit. Aldotriyoz. İsimlendirme zincirde kaç tane karbon olduğuna ve karbonhidratta hangi fonksiyonel grubun bulunduğuna bağlı olarak yapılır. İsimlendirmenin son parçası da en yüksek numaralı kiralite merkezinin stereokimyasıyla alakalıdır. Yine karbonil grubuyla başlayarak glukozla yaptığımız gibi Fischer iz düşümünü kullanırsak en yüksek kiralite merkezine yani buraya gelir ve bu karbonun stereokimyasına karar veririz. Fischer iz düşümüyle en yüksek substitüent mesela buradaki hidroksil grubu eğer sağ taraftaysa bu D stereokimyası ya da konfigürasyonu olarak adlandırılır. Sol tarafta ise L konfigürasyonu vardır. Biraz daha kolaylaştırmamı isterseniz gliseraldehiti Fischer iz düşümüyle bir kere daha çizeyim. Aldehitimiz burada. Sonra zincirdeki diğer iki karbon geliyor. Toplam 3 karbon var ve bu karbonhidratta sadece bir tane kiralite merkezi var. İşte burada. OH grubu sağda olduğu için bu D konfigürasyonuna sahiptir. Karbonhidratların isimlendirilmesiyle alakalı pek çok şey Fischer iz düşümlerini oluşturan Fischer tarafından bulunmuştur. Fischer, OH grubu sağda olduğundan ve Latince'de sağ elini kullananlara dexter adı verildiği için bu konfigürasyonu D harfiyle temsil etmeye karar vermiştir. Bunun aynadaki görüntüsünü ya da enantiyomerini çizecek olursak da aldehit karbon burada olacak. Son iki karbon ve hidroksil grupları da bu şekilde olacak. En yüksek numarada kiral karbona eklenen OH grubu Fischer iz düşümünün solunda yer alıyor. Bu yüzden de bundan da L konfigürasyonu olarak bahsedilir. Buradaki glukoza geri dönecek olursak bu bir D-aldoheksozdur. Çünkü hidroksil grubu molekülün sağ tarafında yer alır. Fruktoz için de aynı mantık geçerli. OH grubu son kiral karbonun sağında yer aldığı için bu da D-ketoheksozdur. Devam etmeden önce Fischer iz düşümlerini iyice anladığınızdan emin olun derim. Bu videoda çok bahsedemedik ama bu iz düşümler özellikle de karbonhidratlar için çok önemli. Çünkü bu karbonhidratların biyolojik çıkarımlarını anlayabilmek için stereokimyayı kullanmamız gerekiyor. Evet, Fischer iz düşümleri hakkında daha fazla bilgi almak için Fischer iz düşümüne giriş ve Fischer iz düşümü alıştırma adlı videolarımızı izleyebilirsiniz.